seni sana anlatacak, seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rapçi, Profesör Doktor Sinan Canan. Aman efendim aman. Hoş geldiniz. Bugün kalabalığız. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar merhabalar. Biz teorikte sevgili dostlar 150 yıl ve üstü yaşayabiliriz. 150'yi bulurum rahat diye düşünüyorum. Hayır, şimdi televizyona çıkıyoruz bir de, tamam mı? Bütün Türkiye takıyor. Hadi bakalım göreceğim diye. Bir tane şey biliyoruz ömür uzatan. Orta yaşlardan itibaren yediğiniz yemeği yarıya düşürüyor. Yani stressiz ve kaygısız insanlar daha uzun yaşıyorlar diye gözlemledim. Devamlı geçmişe dövünen, çaresizlikten bahseden tipler varsa ortam değiştirin. Bak ne ortak özellikler devşirdik. Yemin ediyorum bu program arşivlik oldu. Ha. Bundan sonra çıkarıp formülü yayınlayacağız. Sinan Canan'la Açık Beyin'in yeni bir bölümünde NTV ekranlarında sizlerle beraberiz. Hem siz ekranları başındaki sevgili izleyenlerimiz hem de stüdyomuzda bugün bayağı bir yekün tutan sevgili misafirlerimizle. Biz neden bahsediyorduk efendim? Sürekli kendimizden bahsediyorduk aslında. İnsandan bahsediyorduk. Ve tabii ki bunu yaparken de bir biyolog, bir sinir bilimci olan Sinan Canan'ın gözlüğünden bakarak başlıyoruz. Ama sonra özellikle sevgili stüdyo konuklarımızdan acayip acayip sorular geliyor. Bugün de yüksek performans bekliyorum arkadaşlar sizden. Konuların nereye gideceğini vallahi çok hesaplayamıyoruz. Her bölümün başında bir konu başlığımız var. Hepsi, her bütün konu biliyorsunuz insanın fabrika ayarları hikayesinden başlıyor. O beş maddeyi sanıyorum artık herkes öğrenmiştir. İnsanın milyonlarca yıllık canlılık tarihinden getirdiği mirasının günümüze yansımaları olan bir nevi hani yaşam şartlarımızı en iyi yapmak için bilmemiz gereken beş şey diye nitelebileceğimiz o beş ayar. İmtihan edeyim mi sizi bakayım nasıl hatırlıyor musunuz onu? Yok imtihan yapmayacağım şaka şaka. Hocalık şeyde üniversitede kaldım. Burada yapmıyoruz onu. Ama neydi hatırlayalım hızlıca. Bir hareket edecektik. İki az yiyecektik. Üç iyi ilişkiler, gerçek ilişkiler kuracaktık. Dört stresimizi yönetmeyi öğrenecektik. Ve beş sınırlarımızı zorlayacaktık. Sınırlarımızı aşmaya gayret edecektik. Sizler bugün sınırlarınızı aştınız, buralara kadar geldiniz. O yüzden ekstra bir daha teşekkür ediyorum. Bugün biz aslında bütün bu insanın fabrika ayarları falan hikayesini niye konuşuyoruz? Niye sürekli insandan bahsediyoruz? Daha iyi yaşayalım, derdimiz o. Yani bir de bunun hızlı bir formülü de yok. Herkese soruyorsunuz, başka başka cevaplar alıyorsunuz. Ama bizi en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi yaşamakla ilgili. Bugünkü bölümümüzün konu başlığını oluşturuyor. Hepimizin çok sevdiği bir mevzu. Bütün dünyanın belki de en çok para harcadığı araştırma alanı uzun yaşam. Bugün uzun yaşamın sırlarını konuşacağız. Ben öncelikle bir yoklama yaparak başlamak istiyorum. Çünkü uzun yaşam dediğimiz şey mesela 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 uzun deyince kaç yaş aklınıza geliyor bilmiyorum ama mesela sizce 80 yaş uzun yaşam sayılır mı? Uzun diyenlerin ellerini bir göreyim. Ay çok mütevazisiniz. Şimdi mesela dünyada beklenen yaşam 80'in üzerine çıktı yani bayağı bir. Mesela 100, 110, 120. Ben 120 olmak istemem diyen var mı? Aa kimse istemiyor. Konuyu değiştiriyoruz bu şey. Hiç kimse istemiyor burada uzun yaşamı. Ama peki şöyle desem sağlıklı, işlevsel, değil mi? Dinç, böyle bunamadan falan filan. Olsa güzel olmaz mı? Bugün biraz onun sırlarını konuşacağız sizinle. Şimdi biz böyle bazı efsaneler var yaşam süremiz hakkında. İşte diyorlar ki eski insanlar 30-40 sene yaşıyormuş, hemen ölüyormuş. Ondan sonra işte modern tıp geldi, bizim ömrümüz uzadı. Şimdi 70-80 sene oldu. Yakında 150'ye kadar yaşayacağız falan filan diye böyle gaz veriyorlar bize. Hatta şey vardı, bu uzun ömür araştırmaları yapanlar diyorlar ki sabredin. 15 sene daha hayatta kalırsanız biz sizi 130'un üstüne çıkaracağız falan filan diye. Ya şimdi emeklilik de çok sıkıcı geçecek yani. Kimse 130'a kadar plan yapmamıştır muhtemelen. Biz böyle 60-70'e kadar kabaca plan yapıyoruz. Sonrası otomatik pilot emeklilik ama bir de onun iki katı kadar yaşadığını düşün. Bir hanımefendinin videosunu görmüştüm. İşte bu internette bir şekilde karşıma çıktı. 110. yaş gününde piyano çalıyor, konser veriyor falan. Ondan sonra diyorlar ki en büyük pişmanlığın nedir? Diyor ki 70 yaşında diyor piyano çalmaya karar verdim. Dediler ki çok yaşlısın vazgeç.
ben de onları dinledim diyor. Sonra baktık 80 yaşına geldim diyor. Kimseyi dinlemedim, başladım piyanoya. Şimdi fena değil, çalıyorum ama diyor. Keşke 70'te başlasaymışım. 40 senedir piyano çalıyor olacaktım. Ne bileyim ben bu kadar yaşayacağım diyor kadın. Şimdi bilmiyoruz da aslında. Ve biraz uzun yaşamın sırları başlığını koyunca şöyle bir risk de var. Dünyada uzun yaşamla ilgili kitap yazanların hepsi erken yaşlarında vefat etmiş insanlar maalesef. Öyle de enteresan bir durum var. İşte 100 yaşına kadar yaşamanın sırları diyor. Adam 56 yaşında vefat etmiş falan filan. Kalp krizinden kütleye gitmiş. Bu konular biraz böyle çok hesaba kitaba gelir de konular değil. Tamam, ilmini yaparsınız, temel kurallarını bilirsiniz ama. Öncelikle bir dünyada acaba insanlar ne kadar maksimum yaşıyor? Maksimum yaş şu anda kayıtlı olarak kaç bileniniz var mı? En fazla yaşayan insan kaç sene yaşıyor? 120 seneymiş efendim. 120 sene. Bak birkaç tane size kendi tabirleriyle haddinden fazla yaşamış insanın örneğini vereyim. Mesela bu işte kaynaklardan baktık bunlara. Jean Calment diye birisi varmış efendim. Dünyanın en uzun yaşayan insanıymış. 122 yaşında ölmüş. 122. 21 Şubat 1875'te doğmuş. Ondan sonra demiş ki 120. doğum günü partisinde ünlü olmak için 110 yıl bekledim. Bundan faydalanacağım artık demiş. Bayağı da yani dünyanın kayıtlı en uzun yaşayan insanı olmuş falan. Sonra Sarah Knaus diye birisi varmış. Bu Guinness Rekorlar kitabında dünyanın en yaşlı insanıymış. İşte Pensilvanya huzurevindeki bir yetkiliye göre 30 Aralık'ta 119 yaşında görünüşe göre doğal sebeplerle ölmüş. Yani zaten görünüşe göre muhtemelen öyle olmuştur. Meşhur Japon Kane Tanaka var. Belki duymuşsunuzdur. İnternette en meşhur olanlarından bir tanesi. O da 119 yaşında. Neler neler görmüş kadıncağız. İşte o 2022'de vefat etmiş. Bir de Rahibe Andre var. O da meşhur. Lucille Randon ismi. O da 1918'deki o şeyi, gribi, İspanyol gribini atlatmış. Sonra bir de Covid'i atlatmış üstüne. Maşallah diyeceğiz. 2023 yılında da o 118 yaşında vefat etmiş. Vesaire vesaire. Amerika'da da bir hanımefendi var. Bessie Hendrix. O da Amerika'nın kayıtlara geçen en uzun yaşayanı. 115. Şimdi efendim bizim teorik olarak, biyolojik anlamda bildiğimiz maksimum 110 yaş civarına insan yaşayabiliyor. Tabii her insan değil, şartlar yerine getirildiği zaman. Ve biz genellikle böyle uzun yaşayan insanlarla yapılan röportajları izlemeyi severiz. Acaba ne yiyorlar bunlar? Ne yapıyorlar? Değil mi? Kopya çekmek için güzel bir şey. Ben küçükken mesela sürekli şey vardı, her gün yoğurt yiyorlarmış. Devamlı bir yoğurt muhabbeti vardı. Yoğurt yiyenin uzun yaşadığını düşünüyordum ben. Fakat sonra büyüdük biraz. İşte bu işlerle ilgilenmeye başladık. Ben mevzu sadece yemekle alakalı değilmiş. Ve hayatta bazı özel durumlar olması gerekiyormuş. Birinci faktör sevgili dostlar. Bugün konuyu zaten size paslayacağım birazdan. Sizin buradaki soru ve görüşlerinizi merak ediyorum. Genetik faktörler çok çok önemli. Yani ailenizde şu anda buradaki arkadaşlarımın ailesinde yüzün üstünü görmüş olan kişiler var mı? Ellerinizi bir göreyim. Bak bu ekip şanslı zaten buraya. Özel şanslı olarak gelmişler. Fakat şöyle de bir garanti olmasın. Yani ailede 5 kişi yüzü geçti, o sizin yüzü geçeceğinizi garanti etmiyor. Onu söyleyeyim. Ama genetik olarak böyle bir silsile görüyoruz. Bu uzun yaşayan insanların büyük bir çoğunun ailesinde çok kişi 100 yaşının üstünde ölmüş mesela. Bunu görebiliyoruz. O genetik faktörleri ayrıca konuşur tartışırız. Bir de epigenetik diye bir şey var, duydunuz mu? Epigenetik yani genetik bizim her hücremizde bulunan DNA diye bir molekülümüz var sevgili dostlar. Onun içinde biliyorsunuz bütün yaşam planımız yazıyor. Bütün hücrelerimizin içinde var. Ama o yaşam planı içerisinde kayıtlı olmayan bazı şeyler bize atalardan gelebiliyor. Biz bunu bir 15-20 senedir anladık. Yani genetik kodumuzda olmayan bir şeyleri de miras alabiliyoruz. Bu mekanizmaya şimdi epigenetik diyorlar. Epi üzerinde, üstünde anlamında bir terim. Genetik üstü, genetiği aşan bir aktarım söz konusu. Bu da çok ilginç bir istatistiksel gözlemle ilk ortaya çıkmış. İskandinav ülkelerinde işte onlar böyle çok iyi kayıt tutuyor son işte birkaç 100-200 senedir. Onların kayıtlarını incelerlerken böyle savaş ve kıtlık zamanında yaşayan insanların erkek torunlarının uzun yaşadığını fark etmişler. Eğer kıtlık çekiyorsa dedeleri, büyükleri yani dedeleri, nineleri, erkek torunlar baya baya dikkate değer derecede uzun yaşıyorlar. Bir de bolluk döneminde yaşayanlar var. Bu bolluk döneminde yaşayanların torunları da gene maalesef erkekler, onlar da kısa yaşıyor. Demişler ki burada bir tuhaflık var. Yani bu tesadüf olamaz. Ve daha sonra bakıyorlar.
DNA dediğimiz o kütüphanemizi paketleyen hücrelerimizdeki özel protein yapılardaki bazı değişimler, yaşamınıza bağlı, yeme içmenize bağlı, stres düzeyinize, ruh durumunuza, ne bileyim hayata bağlılığınıza ve mutluluk düzeyinize bağlı olarak o genlerin, o yapıların değiştiğini fark etmişler. Ve bu değişim enteresan bir şekilde sadece bir nesil değil, 2-3 nesil ileriye aktarılabiliyor. Yani biz bugün aslında ömür uzunluğumuzla ilgili atalardan bayağı bir arka plan devralmış durumdayız. Fakat ailesinde mesela çok fazla kanser, çok fazla erken ölüm, çok fazla ani kalp krizi görünen insanlar da olabiliyor. Ama onlar bayağı bayağı dikkate değer derecede uzun da yaşayabiliyorlar. Bizi aslında biraz ilgilendiren genetiğimiz ve arka planımızdaki hikaye ne olursa olsun şu ömrü doğru dürüst ve güzel ve verimli yaşamak ve olabildiğince de tabii bize verilen süreyi optimal kullanmak için neler yapabiliriz? Bugün onu konuşacağız. Bu konuda kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Mesela bazıları şöyle hissediyor. Ben yüzü deviririm abi. Var mı öyle? Bak var bir tane herkes. Aileden tabii değil mi? Sizi alalım. Kim var en büyük şu anda hayatta? Göründüğüm kadar genç değilim. 38 yaşındayım ben. O yüzden ninem rahmetli 104 yaşında ölmüştü ama Allah bayağı oldu öyle. Eyvallah. Siz bayağı küçük gözüküyorsunuz ama. Biliyorum evet. Evet evet. Babam evet. Da öyledir. 70 yaşında havada takla atıyor adam mesela. Bak işte uzun yaşamın sırlarından biri de bu. Çaktırmayacaksın yaşını yani. Süper. Peki yani siz böyle bir hissiyatınız var uzun yaşamaya dair. Ben 150'yi bulurum rahat diye düşünüyorum. 150 bir alkış. Yani siz gene de çok büyük konuşmayın da. Hani şimdi televizyona çıkıyoruz bir de tamam. Bütün Türkiye takip. Hadi bakalım göreceğim diye. Bundan sonraki 50 sene millet takipte. Düşünsene fenomen oluyorum şu an. Neden olmaz? İsminiz neydi bu arada? Gökçe. Gökçe. Memnun oldum Gökçe'ciğim. Başka arkadaşlar böyle ben uzun gider ya. Ben iyiyim falan. Hiçbir şey olmaz ya. Bir test yapmıştık önceki bölümlerde. Rastladınız mı? Özellikle insanın fabrikalarını ilk konuşurken. Önümüzdeki 20-25 sene içerisinde şimdi kendimizi çok iyi hissetsek bile kesin bir arıza çıkacağına dair buradaki arkadaşların hep bir fikri vardı hatırlıyor musunuz? Ya hepimizde öyle bir şey var. Ya şimdi iyiyiz güzel hamdolsun ama bir belirti falan da olmasa şöyle bir düşününce abi 20 seneye kim öle kim kala diyorsun ya değil mi? Kesin bir sıkıntı çıkar ve içimizde hep böyle aman bana gelmesin de ama eninde sonunda gelecek yani onu böyle biliyoruz. Bunları engellemek için neler yapacağız? Bir kere insanın fabrika ayarlarını okuyanların ellerini bir görebilir miyim? Ama hakikaten şey yok. Sorarım bak. Ona göre. Tamam bayağı okuyan var. Siz biliyorsunuz uzun yaşamın sırrını. Orada yazıyor çünkü. Mesela o 5 maddeye göre yani ne kadar ona yakın yaşarsan bir şekilde sistemin arıza çıkarmasını engellemiş oluyorsun. Mesela bildiğimiz temel bir şey var. Ömrü uzatan, tıbbi olarak ölçülebilir derecede ömrü uzatan tek olay nedir biliyor musunuz? Bir tane şey biliyoruz ömrü uzatan. Orta yaşlardan itibaren yediğiniz yemeği yarıya düşürmek. Üzgünüm. O güzelim kebaplar, yemekler, pastalar, çikolatalar çok iyi gelmiyor uzun ömre. Mesela yemeği kısıtladığın zaman sadece insanda da değil. Atlarda, ineklerde, farelerde, diğer bir sürü hayvanda yapıldı. Hepsinin ömrü aldığı kaloriyi yarıya düşürdüğünüzde ömür yaklaşık %30 uzuyor gibi gözüküyor. Şimdi bu acayip bir şey. Can boğazdan gelir diyorlar. Küçüklüğümüzde bize böyle tepiyorlar değil mi? O şekerli bisküvileri sütün içinde ezip ezip yedirdikleri var mı aramızda? Ben onlardan biriyim maalesef. Neyse siz hiç göstermiyorsunuz. Ama ben bayağı sene gösterdim. Şimdi çaktırmamaya çalışıyorum. Bütün altyapımız maalesef böyle bıngıl bıngıl bir çocuk olması üzerine kurgulanmış. Ama sonra hepimiz ileride biliyorsunuz bir sürü metabolik problem yaşıyoruz. Erken dönemlerdeki aşırı beslenme ileriki dönemlerdeki birçok sağlık problemimizin de temelini oluşturuyor. Niye böyle? Yani yemek iyi bir şey olması lazım ama hatırlayınız biz hep tabiattaki koşullara göre ayarlandık. Buradaki durumlara göre yapılmadık. Şimdi bunları biz yeni yaptık. Bu kadar pasta börek yoktu evvelden. Şimdi kendimize bir dur dememiz gerekiyor. Hakeza daha evvel insanın fabrika ayarları ile ilgili genel bir mesajı çok kuvvetli bir şekilde vermeye çalışmıştım. Neydi o? Yokluklar dönemi için yapılmış olan insan çokluklar döneminde büyük sıkıntı çekiyordu. Bizim derdimiz buydu. Sadece yemek değil söz konusu olan. İnsanlar da çok.
ilişkiye geçtiğimiz kişiler de çok fazla. Çok fazla kaynaktan haber alıyoruz. Çok fazla, çok çok fazla. Beynimiz bunu kaldırmıyor. Hayatımızda bir sürü seçenek var. Eski insanların hayatında hiç olmayan seçenekler. Yine zihnimiz bunu kaldırmıyor. Baş edemiyoruz bunlarla. Ve o çokluğun içinde boğulurken hem psikolojimiz hem bedenimiz uzun vadede bunlardan ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Demek ki biraz o beş maddeyi cebimize koyup mesela düzenli egzersiz yapanların ellerini bir göreyim. Bak ya. Harbiden mi? Düzenli egzersiz yapıyorsunuz. Düzenli derken haftada en az iki gün yapıyorsunuz. Müthiş. Bak bu arkadaşlar çok önemli bir şey yapıyorlar sevgili dostlar. Ne yaparsanız yapın hayatta. Kötü alışkanlıklarınız olsa dahi düzenli egzersiz alışkanlığınız olması ömrünüzü kesinlikle uzatıyor ve etkiliyor. Sağlığınızı ve iyi oluşunuzu kesin etkiliyor. Çünkü bu beden hareket için tasarlanmış bir beden. Uzun süre bizi oturtturmak için planlanmış bu devirde hepimiz o yüzden çok fazla hasta oluyoruz. Bir de üstüne biraz önceki boğazlar meselesini ekleyin. Devamlı homini gırtlak olmuyor yani. Hareketi de arttırdığınızda bu iş oldukça uzuyor. Şimdi biz teorikte sevgili dostlar 150 yıl ve üstü yaşayabiliriz. Teorikte bu durum böyle. Bir efsaneyi düzeltmek isterim. Antik insanlar, tarih öncesi insanların çok kısa yaşadığını düşündürecek bazı anlatılarla karşılaşabiliyorsunuz. Pek öyle değil. Biz çok ileri yaşlarda insanların iskelet kalıntılarını bulduk. Bu ne demek? Siz tabiatta atıyorum 50 bin sene önce, 100 bin sene önce yaşamış 80-90 yaşında bir tane insan iskeleti bile bulabilseniz, o dönemde o yaşa kadar yaşamış on binlerce, yüz binlerce insanın var olduğu anlamına gelir bu. Çünkü herkesin kemikleri bugüne ulaşmıyor biliyorsunuz. Aradan milyonda bir tanesi işte bize bir şekilde denk geliyor. Demek ki doğanın koşulları içerisinde insan bayağı uzun yaşayabiliyor. İnsanın ömrü en çok ne zaman kısalmış biliyor musunuz? Tarıma geçtikten ve yerleşik hayat başladıktan sonra. Özellikle sanayi devrimi döneminde, şu 200-250 sene önce o biliyorsunuz İngiltere'de Birmingham'daki falan filan o kötü koşullar dizilerde resmediliyor mesela televizyonda. Deli gibi çalışıyorlar, güneş görmüyorlar, doğa görmüyorlar. En önemlisi de yerleşik hayata geçmekle beraber gittikçe artan ve sanayi devriminde zirveye ulaşan salgın hastalıklar. Bunlar çok fena. Onlarla nasıl baş edeceğimize dair biyolojik bir bilgimiz de yok. Covid'de biraz ucundan da olsa bunu tattık ama gene Covid hafif hafif olanıydı. İnsanlar ilk yerleşmeye başladıkları dönemden itibaren çok ciddi ömürleri kısalmaya başlıyor. Ama sonra yine birkaç yüz senedir işte derdi veren dermanı da gönderiyor diyelim. Modern tıp devreye giriyor. Modern tıpla tekrar bizim işte bu bakımlar, işte yemek eklentileri bir şeyler, o suplementler diyorlar ya gıda takviyeleri falan. Beslenme çeşitliliği de arttıkça biraz ömrümüz uzuyormuş gibi görünüyor. Fakat burada bir problem var. İlaca bağımlı insan sayısı çok artıyor. Sistem bir kere bozulunca onarabilecek bir tıp yerine bazı kimyasallarla ömür boyu destekleyebilecek bir tıbbı tercih etmiş gibi gözüküyoruz. Çünkü sistemin niye bozulduğunu bilmiyoruz ki yapabilelim. O ilaçları ömür boyu alarak çok ağır koşullarda bile mesela şeker hastalığı, hatta bugün AIDS gibi virütik rahatsızlıklarda bile çok uzun seneler yaşamak mümkün. Ama işte yaşamak derken nasıl yaşamak? Şimdi uzun yaşam gelince bir de bu çıkıyor değil mi? Uzun yaşayalım da nasıl yaşayalım? 140 yaşına kadar yaşadınız mesela ama ömrünüzün son 60 senesini son derece zorlu koşullarda geçirirseniz. Yani bunu kimse istemez herhalde. Biraz önce ben istemiyorum diyenler galiba bu yüzden istemedi değil mi? Aman ne oraya kadar gideceğim. Halbuki şu çok tatlı. Atıyorum 100 küsür yaşınıza kadar yaşıyorsunuz ve son dönemlerinizde bile kafanız işliyor. Elinizden bir iş geliyor. O köyde odun kıran amcalar gibi. Doğu Demirkol anlatıyor ya. Amca devamlı odun kırıyor. TRT'de belgesel çekmeye onlara gidiyor falan. Uzun yaşayan kişiler. Onlar gibi olduktan sonra mesele yok. Ama bizim esas problemimiz oraya nasıl varacağız? O hayatı nasıl yaşayacağız? Besin destekleri, vitaminler, bir sürü işte bir şeyler yemeler, herkes bir şeyler tavsiye ediyor. Ben tekrar hatırlatayım sevgili dostlar. Bizim insanın fabrika ayarlarının çok tasarruflu bir kısmı vardı. Daha iyi olmak için bir şey eklemeniz gerekmiyordu. Ne yapacaktık? Bir şeyi çıkaracaktık değil mi?
Yani yediğimiz bir şeyi yemeyecektik. Yaptığımız bir şeyi yapmayacaktık. Değil mi? O kadar fazla düşünmeyecektik. Çok da fazla şey yapmayacaktık. Hatırlıyorsunuz. Bunlar mesela biraz böyle azaltma ve sadeleşme. Mesela bu devrin en önemli önlemlerinden de bir tanesi. Esas bizi yoran, bedenimizi ve zihnimizi yoran yaşamın bu aşırı karmaşıklığı. Şimdi uzun yaşayan insanların ortak özellikleri sizce ne olabilir? Benim elimde mini bir liste var. O listeyi saymadan önce sizden bir görüş almak istiyorum. Sizce etrafınızda da var işte bazılarımızın ailesinde çok uzun yaşayanlar var. Farklı ne yapıyorlar sizden benden? Bir mikrofon alalım bu tarafa. Önce bizi tanıyalım efendim. Anna. Anna, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Bence annemden de şu anda görüyorum. Annemin teyzesi de uzun yaşamış bir insandı. Maşallah. Aktif olmak. Kanımca aktif Değil. Olmak. Annemde bunu şöyle gördüm. Bundan 10 sene evvel daha pasif bir durumdaydı. Ve beyin aktivitesi daha düşüktü. Beden hareketleri fiziksel daha... Olarak kastediyorsunuz fiziksel değil olarak mi? Fiziksel olarak ve zihinsel olarak evet. da. Şimdi çok daha aktif 10 sene geçmesine rağmen ve aktif olduğu müddetçe de zihinen ve bedensel olarak da daha iyi olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla da ona biraz daha iş yükü veriyorum. Çok güzel. Fiziksel ve zihinsel olarak aktif olmak. Katılır mıyız? Vallahi ben sonuna kadar katılırım. İnsan için işleyen demir ışıldar hakikaten doğru. Peki hiç şey gördünüz mü böyle tembel tembel yatan ve çok yiyen ama 150 yaşına kadar yaşamış mı? Olmuyor değil mi? Nasıl yeme alışkanlıkları nasıl mesela? Çok az yemek yiyor. Bir mide aslında negatif bir unsuru pozitif bir unsura çevirdik. Çünkü ciddi bir mide problemi var. Reflüsü çok zor. Doktorun tavsiyesiyle çok az yemek yemeye başladı. Ve anladığım ve gözlemlediğim kadarıyla az yedikçe de kendini daha iyi hissediyor. Hatta kendi ifadesiyle bazen bütün bir gün çok az yemek yediği zaman tabii ki midesi de daha az sıkıntı yaratıyor. Kesinlikle. Ve kendini çok daha canlı hissediyor. Yalnız aklıma şey geldi, geçenlerde açlık üzerine bir bölüm yapmıştık. Bir arkadaşım diyor ki abi canımı sıktım vallahi kanalı değiştirdim hakkını helal et diyor. Tam da açtım diyor. Sen böyle açlık güzellemesi yapınca iyice acıktım diyor. Yani alışkanlıklar tabii yapacak bir şey yok. Bir mikrofon alabilir miyiz bu tarafa? Merhaba. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım önce. Tabii ben Murat Aktaş. Murat hoş geldin. 45 yaşındayım. Maşallah. 23 yıllık öğretmenim ben de. Ona da maşallah. Uzun yaşamın sırrını ben kendi öğrencilerimle de konuşurken şunu söylüyorum. Bedensel diyet elbette ki önemlidir ama zihinsel diyet dediğim kavram da bence çok önemlidir. Biraz zihinsel... azıcık açmanızı isteyeceğim onu. Efendim? Azıcık açmanızı isteyeceğim onu. Zihinsel diyet derken kastettiğim aslında amiyane tabirle kaygısızlık. Stres düzeyinin en aza inmesi. Yani stressiz ve kaygısız insanlar daha uzun yaşıyorlar diye gözlemledim. Yani diyet de elbette önemlidir. Ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat etmemiz gerekir. Ama sağlıksız beslenmesine rağmen son derece kaygısız olduğu için etrafında hani yarın çok stresli işler yapacağı halde kaygısız bir şekilde başını yastığa koyar koymaz uyuyan insanların daha uzun yaşadığı kanaatindeyim. Bilmiyorum sizler de aynı fikirde misiniz? Aynı fikirde misiniz? Şimdi bir de böyle bir şey var. Yani ama şimdi bu kadar derdin tasanın içerisinde biraz da mizaç meselesi değil mi bu yani? Bazıları çok gergin oluyor canım mesela. Hani çok da şey yapma deyince daha da sinirleniyor mesela. Ne var ya bunda falan diyorsun daha beter atarlanıyor. Yani o biraz sanki bir mizaç meselesi. Biraz öyle yetişmek lazım gibi. Ben yani ne yalan söyleyeyim ben biraz öyleyimdir. Yani dünya yansa çok fazla umursamam. Ama benim de çok stres olduğum dönemler oluyor. Belki de bu dönem dönemdir. İnsan belli dönemler... Biraz daha kontrollü olabiliyor stresi ve gerginliği konusunda. Ama belki de bazı dönemler o konuda birazcık hassas olabiliyoruz. Ben o konuyla ilgili bir minik hatırlatma yapmak istiyorum. Ekranları başındaki dostlarımız da dahil olmak üzere. Her insan her zaman duygularını iyi yönetemeyebiliyor. Bu konuda çok mahir de olsanız, çok deneyimli de olsanız zayıf düşebiliyorsunuz.
O yüzden diğerleri var. Biz o yüzden varız. Başa çıkamayan insanlara yardımcı olmak, sosyal destek sağlamak, onlara biraz kol kanat germek, en azından dertlerini dinlemek noktasında diğer insanlara bu anlamda çok fazla faydalı olabiliyoruz. Yani onların ömürlerine ömür katabiliyoruz bu hesap doğruysa, değil mi? Azıcık böyle sakinleştirip teskin edip falan filan insanların o gerginlikten zarar görmesini ancak başkaları engelleyebiliyor. Bunu da bir dipnot olarak burada hatırlatmış olalım. Bir mikrofon sizde mi var? Buyurun efendim. Merhabalar. İsminiz neydi acaba? Tuğba Ekinci. Tuğba, hoş geldin. Tarih öğretmeniyim. Merhaba. 33 yaşındayım. Hoş geldiniz. Uzun yaşamanın sırrını açıkçası ben kişilerin psikolojik sağlamlığına biraz bağlamak istiyorum. Kişinin anda kalabilmesi, akışta olabilmesi, olanı olduğu gibi kabule geçebilmesi aslında bir anlamda bizim kaygılarımızı, bütün stresimizi yok eden, durduran, hiçliği aslında oluşturan, bizi dinginleştiren bir süreci oluşturuyor hayatımızda. Aynen. Dolayısıyla da bununla birlikte bu psikolojik sağlamlığa ulaştığınızda, o kabule geçtiğinizde hayatınızda zaten bütün ilişkilerinizde, yaşamınızda sınırlarınızı çok doğru bir şekilde konumlandırıyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla da bu insanın psikolojisi bedenine, bütün biyolojisine bence çok büyük bir etki sağlıyor. Dolayısıyla uzun yaşamanın en önemli sırrı bu. Ya bak, benim ekibimde güzel tarafı kimse pasta börekten bahsetmiyor, dikkat ediyor musun? Kaygısızlık diyor, zihinsel perhiz diyor, orada diyor, psikolojik sağlamlık diyor. Zihnin beden üzerine hükümranlığını çok iyi anlayan bir devirdeyiz çok şükür. Sizler de o konuya bayağı muttali gözüküyorsunuz. Hakikaten öyle hayatlar var ki ne zorluklar, ne yokluklar, belki ne efendim fazla yemeler, kötü alışkanlıklar bilmem nelerle geçiyor ama ya onların zihinsel donanımında öyle bir şey var ki dünya o insanlara dokunmuyor. Ben mesela siyasetçileri bu konuda enteresan bulurum dünya çapında. Mesela Winston Churchill'den işte bizim rahmetli Süleyman Demirel'e kadar bakın. Mesela bu insanların fizyolojik özelliklerine dışarıdan baksanız bir sürü arıza çıkması lazım, değil mi? Ama bu insanlar görece çok uzun yaşıyorlar. Yani o siyasetin içerisinde onların o işte bir amaçlılık duygusu, bir coşma, taşma, her an bir yeni maceranın peşine düşme gibi bir şey muhtemelen onları diri tutan özelliklerden bir tanesi. Bu bizim hayatımız içinde de, yani billah politikacı olmamıza gerek yok bu iş için ama hepimizin hayatında etrafımıza bir bakalım. Yaşam ateşini tutuşturan bir şey varsa bir kere o götürüyor bizi. Emeklilik hastalığı diye bir şey duyan var mı aranızda? Emekli olan insanların çok önemli bir kısmında, %40'ında falan daha önce hiçbir belirti vermemiş bazı hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor ve bu hastalıkların hiç azımsanmayacak kısmı da ölümcül olabiliyor. Ne oldu yani, adam sadece emekli oldu, kadın emekli oldu yani normalde evinde oturacak, mis gibi istediğini yapacak ya da dünya gezecek, ne yapıyorsa artık. Ama ne oluyor, zihinde bir kod var, ben artık o işi yapamıyorum, dolayısıyla benden hayır yok. Ya ben artık sistemi yavaş yavaş kendini imha moduna bırakayım gibi bir şey oluyor herhalde. Ve maalesef sadece zihinsel bir sürecin bedene neler yaptığının en güzel örneklerinden bir tanesi. Allah'tan eskisi gibi emekliyi pek kimse takmıyor şu anda. Yani o eskiden çok daha önemliymiş. Bizim bir akrabamız vardı, unutamıyorum ya. Bankadan emekli olduktan sonra 21 yıl boyunca her gün aynı banka şubesine giden birisi vardı yani. 21 yıl önce artık oraya bir tane sandalye atıp her gün çay söylüyorlardı ona falan. Yok başka bir hayatı olmamış şimdiye kadar. Ve zihni hep orada. Zaten bankaya gidemedikten birkaç sene sonra da maalesef vefat etti. Bütün zihinsel kurgusu oraya takılmış. Psikolojik sağlamlık ya da yılmazlık ya da resilience dediğimiz durum. Başımıza gelen o kötü şeylerin bizim üzerimizdeki etkisini o kadar çok belirliyor ki sevgili dostlar. Yani o kötü bir şey yaşadınız. Kısa bir süre sonra hemen bir normale dönmek. Tamam ya, şükür ölmedik ya diyebilmek mesela. Hemen önümüzdeki maçlara bakalım diyebilmek. Gözünü ileri dikebilmek. Daha sonra yapabileceklerimize konsantre olabilmek çok önemli. İşin garibi bunu da etrafımızdaki insanlardan öğreniyoruz. Tekrar hatırlatayım sevgili dostlar. Etrafınızda çok şikayet eden, devamlı geçmişe dövünen, çaresizlikten bahseden tipler varsa ortam değiştirin. Değiştirin, bir süre sonra siz de öyle oluyorsunuz, yapacak bir şey. Bir mikrofon alalım mı buraya? Hocam merhabalar. Merhaba. Mehmet ben. Mehmet hoş geldin. 39 yaşındayım.
Hoş geldin. Ben biraz gamsızım. Hatta çok gamsızım. Maşallah. Bir alkış. Gamsızları seviyorum. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Gamsız derken mesela ben şimdi burada kalbim sıkısa düşsem falan benimle ilgilenmez değilsin. İlgilenirsin yani. Tabii ki ilgilenirim de. Biraz tarif etsene. Niye sana gamsız kendimle diyorlar? Kendimle alakalı şöyle söyleyeyim. Gamsızım derken her gün 3 tane banka arıyor. Arasın. Maaşa icra geldi diyorlar. Gelsin bir çay daha koyalım, içelim. Ondan hadi canım, seninki de iyiymiş. Ben dolu dolu yaşamaya çalışıyorum, gezmeye çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya dolu dolu yaşamanın faturası biraz ağır oluyor bana. Aynen. Yani eğer uzun yaşarsak daha dolu dolu yaşamaya çalışırım. Kısa yaşarsam da olsun, cesedimiz yakışıklı olur. Çok da şey yapmamak lazım. Öyle alkışlasak mı bilemedim. Yani. Bilemedim. Bak ama yani hani bu anı yaşamak güzel bir şey ama yarın bir gün olacakları da düşünüp önlemli sanki biraz daha olsa daha uzun yaşarmışız gibi geldi bana naçizane. İnşallah. Yani inşallah. Arkaya da bir mikrofon alalım mı? Hocam merhabalar. Merhaba. Mustafa ben. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Acaba biraz yavaşlasak mı diye düşünüyorum uzun ya da kaliteli yaşayabilmek için. Amin diyorum. Şöyle harekete karşı değilim. Zihinsel gelişmelere ya da zihni dingin tutmaya karşı değilim. Ama doğaya baktığım zaman en uzun yaşayanın en yavaş hareket eden olduğunu görüyorum. Mesela kaplumbağalar, koalalar değil mi? Ya da koala işte okaliptüs yiyeceğim diye bütün gün ağacın üstünde takılırken onların yaşam süreleri çok uzun. Galiba az önce arkadaş da bir şey söyledi. Hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun söylemi vardı ya. Sanırım hızlı yaşa, genç öl sonucunu doğuruyor. Belki biraz daha yavaş yaşamak lazım. Süreci uzun ve kaliteli. Çok güzel bir nokta bu arada. Buradaki ekibe yine bir anket yapayım. En son şöyle bir geçtiğimiz 3 ayda diyelim. Hiçbir şey yapmadan 2 saat ayaklarınızı uzatıp bak ama hiçbir şey yapmadan. Kitap mitap okuma, bir şeyle ilgilenme, internet gezme yok. Öyle boş boş oh be çok şükür yapanların ellerini bir görebilir miyim? Siz gerçekten normal değilsiniz. Vallahi benim ekip çok acayip ya. Ya buraya gelen mesela boş boş oturuyorsunuz yani. Hiçbir şey yok. Ama bunun hakikaten hayatımızda çok önemli bir gereksinim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnsanların hayatında bu olmadığı için, duramadıkları için tamamen boş bir zihinle vakit geçirmenin faydalarını devşiremedikleri için stres topuna dönüyorlar ve maalesef hem kendilerini hem çevrelerini harap ediyorlar. Çok önemli bir şey söylediniz. Yavaşlamak, durmak. Şimdi benim gibi hızlı konuşan bir adamın YouTube'daki videolarını bile çarpı iki hızda izleyenlerim var. Çok acil izlemeleri gerekiyor. Yani bir yere yetişiyorlar. Neyse artık ihale mi var, borsa mı, fonlar bir şeyler oluyor herhalde. Böyle hadi bazı hocalar mesela yavaş konuşurlar onu anlarım. Onu hızlandırma nimetinden faydalanırsınız ama ya ben de hızlı dinlenemem ki yani. Ben kendimi dinleyince anlamıyorum çarpı ikiyle. Ve bakıyoruz gerçekten bazı arkadaşlar buna alışmışlar. Zaman öyle bir zaman ki daha hızlı, daha hızlı ve hızın iyi bir şey olduğunu bize devamlı pompalıyorlar böyle. En öldürücü şeylerden bir tanesi. Çok haklısınız. Bak ne ortak özellikler devşirdik. Yemin ediyorum bu program arşivlik oldu. Ha, bundan sonra çıkarıp formülü yayınlayacağız bu programdan sonra. Buyurunuz. Can merhaba, ben Berat Yiğit. Berat hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk. Sıkı takipçinizim. Eyvallah. Öncelikle rüyamızda bazı aksiyonlara giriyoruz. Bu rüyaların sonucunda uyandığımızda gerçekte yaşamıyoruz ama yaşamış gibi oluyor. Kalbim hızlı atıyor. Soyut ha. Düşüncelerim somut bedenime etki ediyor. Ya. Mesela plasebo etkisinde sizden dinlemiştim aynı şekilde. Uh-huh. Düşüncelerin somut bedene etki etmesi, düşünceyle iyileşmek mümkün müdür? Eğer mümkünse de bu duygu şükran duygusunun getirdiği teslimiyet midir? Of ne ağır soru oldu ya. Daha önceki bölümlerde bir limon örneği vermiştim. Hatırlayan var mı onu? Böyle dolaptan limonu çıkarıp nasıl yediğimi tarif etmiştim. Stüdyo dersi yapmaya başlamıştı böyle. Biri limondan bahsetmeye başlayınca ağzınızdan sıvı salgılanması çok günlük bir şeydir ama hiç normal değildir arkadaşlar. Limon falan yok ortada ama birisi. Ben daha şu anda limon dedim muhtemelen bazılarının ağzı sulanmıştır. Fikir aklınıza gelince vücudunuzda değişiklik olması zihninizin beden üzerine ne kadar hakim olduğunun çok açık, net ve günlük bir gösterisidir yani. Biz bunu hep yaşarız. Kızdığınız, utandığınız bir şey aklınıza geldiği anda kan basıncınız yükselir.
geçmişe dair olumsuz bir şey düşündüğünüz anda vücudunuzda ne kadar olumsuz hormon var, ne kadar savaş, kaç savunma hormonu var hepsi salgılanır. Size haz veren, ağrılarınızı azaltan, mutlu ve iyi hissettiren hormonların miktarı düşer. Dolayısıyla hep böyle dışarıda şunu mu yiyeyim, buraya mı gideyim, bunu mu alayım dense, ya şu içerinin temizliğine, değil mi? Biraz zihinsel perhiz işte. Şu içeriği bir sakinleştirmeye, kendi düşüncelerimiz, korkularımız, endişelerimizle uğraşmaya bence çok ciddi vakit ayırmak lazım. Ben bir fizyoloji uzmanıyım. Benim esas eğitim alanım orası. Yani bedenin çalışma prensibini inceliyoruz biz. Ben Allah'tan nörofizyoloji yani beyin fizyolojisi çalıştım da biraz zihinsel durumları da inceledik. Yoksa fizyologlar normalde böbrek nasıl çalışıyor, mide nasıl çalışıyor ona bakıyorlar. Ama yapının hepsine baktığınızda ben size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki vücudunuzun tek bir hücresi bile yok ki zihninizden bağımsız çalışsın. Zihnin uzantısıyız adeta ve ne düşünüyorsak o yansıyor. Hatta ve hatta Bruce Lipton beyefendiyi okuduysanız daha önce İnancın Biyolojisi diye çok ilginç bir kitabı vardır. Zihninizdeki inançların biyolojinizi nasıl değiştirdiğini deneylerle anlatıyor. Siz iyi hissettiğinizde nasıl iyileşiyorsunuz? İyi düşündüğünüzde nasıl bedeniniz ve yaptığınız her şey daha iyi oluyor? Kötü düşündüğünüzde nasıl işler tam tersine dönüyor? Bunların hepsinin biyolojik mekanizmalarını artık anlamaya başladık. Yani böyle bir durum var. O yüzden hep derim ya, yani ağzımızdan girene dikkat ettiğimiz kadar kulağımızdan girene, içeride gezinene, değil mi? Hatta bir de ağzımızdan çıkana dikkat etsek sanki çok güzel olacak. Güzel bir noktaya temas ettim valla. Bunu ne kadar her gün konuşsak bitiremeyiz. Çünkü dışarıda tamamen farklı bir propaganda var biliyorsunuz. Sen sadece makinaya yatırım yap. Oraya bir şeyler ekle. Vallahi süper olacaksın. Şu vitamin, bir kürek vitamin yut falan filan. Bu iş pek öyle çalışmıyor. Buyurunuz efendim, bir mikrofonu da oraya alalım. Ay bugün ortam pek coşkun yani, böyle güzel. Sohbet muhabbet, oraya da geliyoruz şimdi. Merhaba, ben Selcan. Merhaba. Selcan merhaba, hoş geldin. Ben aslında hayatın, uzun yaşamın sırrını hedef ve hedefsizlikte buluyorum. Hedef ve hedefsizlik. Hedefi olan insanlar çok daha uzun ve anlamlı bir yaşam sürerken, hedefsiz, sadece günü geçirmeye odaklı insanlar çok daha kısa ömürlü olabiliyorlar. Şimdi kaygısızlık diye bakmayalım buna. Bak benim listede o da vardı. Evet. İyi denk getirdim. Rahmetli Hayrettin Karaca'dan örnek vermek istiyorum. Türkiye'yi yeşillendirmek için yola çıktığında henüz çok gençti. Ve uzun yıllar Türkiye için uğraştı, kendi memleketi için uğraştı. Yine onun arkadaşı Muazzez İlmiye Çığ için aynı şeyi söyleyebiliriz. Hala yaşıyor. Ömür uzun olsun. Peki. Şimdi hedefle hırsı biz karıştırıyoruz biraz ya. Kesinlikle. Şimdi hedef hırsı getirirse, hırs da yıkıcı bir duygu biliyorsunuz değil mi? Yıkıcı olabiliyor yani. Orada ayrımı nasıl yapıyorsunuz siz? Yani böyle benim olacak falan mı hedef yoksa? Aslında biz orada anlık tatminlerle uzun vadeli mutluluğu gözden kaçırıyoruz. Birbirine karıştırıyoruz. Hırs biraz daha kısa vadeli. Hırs anlık tatminle alakalı bir durum ama mutluluk... Bak bu alkışlık bence. Evet. Bu iyi oldu. Hırsın menzili kısa diyorsun. Kesinlikle çok kısa. Ben de katılıyorum. Bu gerçekten kısa vadeli tatminkarlık sağlıyor kişiye ama uzun vadeli mutluluk için galiba uzun vadeli hedefler lazım. Hem kendimiz için hem de çevremiz için, çevremizdeki birçok canlı için. Vallahi süper ya. Bu konuda uzun yaşayan iki insana örnek vermek istedim. Türkiye emeği geçen, bize emeği geçen. Nefis. Onlara da bir kocaman bir alkış alalım. Sağ olun, var olun. Bir de efendim sizden buraya bir mikrofon alabilir miyiz? Benim adım Şenay. Şenay Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. 58 yaşındayım. Büyüklerimin yanında büyüdüm ben. 3 nesil. Babamın babaannesi, benim babaannem, annem ve ben. Ben 4. nesildim. Aynı evde yaşadık ve onların çocukluğumdaki hayatlarını program boyunca gözden geçirdim. 97 yaşında babamın babaannesi sabah gözleri görmese bile bahçede üzüm asmasının dibine beni götürür müsün derdi. Çocuktum, onun elinden tutar üzüm asmasının dibine götürürdüm. Ne yapardı orada? Ve çapa yapardı. Ya. Sabah uyanmak için bir amacı vardı. Balkan Harbi'ni görmüştü. Kıtlık bilinci, kıtlık zamanlarında uzun ömür dediniz. Hepsini görmüştü. Çanakkale Harbi'nde kardeşini kaybetmişti. Ağıtlar yakmıştı. Ama kanaatkardı. Ailenin büyüğü olduğu için
aileye sahip çıkardı. Dengeli bir özgüveni vardı. Sağlıklı bir özgüvenle o aileyi kuzenlerinin çocukları bile akıl sormaya gelirdi. 90 yaşının üstündeydi. Sağlıklı bir yaşlılık geçirdi. Yani şurası özellikle bizi seyreden sevgili genç arkadaşlar için. Lütfen buyurunuz. Genç arkadaşlar için çok çok önemli cümleler içeriyor. Yani günümüzü böyle geçiştiriyoruz, lay lay lom yaşıyoruz falan filan ama yani şu her bir geçiştirdiğimiz gün yarın ömrümüzün ucundan bir yerden kesiliyor olabilir böyle baktığımızda. Şimdi bu ömür uzunluğu ile ilgili genetik analizler falan filan yapılıyor. Hiç öyle bir şey yaptıran var mı aranızda? Yoktur bizimkilerde. Gerek de yok zaten ama böyle yapıyorlar. Genetik saatlere bakıyorlar. Bu bizim kromozomlarımızda telomer diye bir şey var, duydunuz mu? Kromozomlar DNA paketleri, onların böyle tepelerinde kapak gibi bir bölüm var. Hücreler bölündükçe oralar kısalıyor. Onun ne kadar kısaldığına bakarak hücrenin ve dolayısıyla o canlının ne kadar ömrü kaldığını hesap edebiliyorsunuz. Fakat çok ilginç bir şey var. O böyle biraz hücrenin ölüm saati gibi aslında. Geri sayıyor sürekli. Fakat bazı durumlarda telomerlerin uzayabildiğini biliyoruz. Daha tam neden olduğunu bilmiyoruz ama muhtemelen böyle bir yaşam amacı, böyle bir adanmışlık, böyle bir kendisinden büyük bir hedefe kitlenme gibi sadece ve sadece insanın yapabileceği zihinsel bir devrim bir şeyleri çok geliştiriyor gibi gözüküyor. Ben, ya bana soracak olursanız biraz da şimdi süremizi aşmadan bir ana mesajım daha var, onu da söylemek istiyorum. Daha doğrusu böyle bir hissiyatım var. Ben ömrün sene olarak uzunluğunun çok önemli olmadığını düşünenlerdenim. Geçen seneyi bir hatırlayın. Kaç günü hatırlıyorsunuz? Yani 365 gün yaşadık ama kaçı bizimle beraber? Yani 150 sene yaşasan da bundan 15 gün hatırlasan hoş olmaz değil mi? Biraz böyle dolu dolu rock'n'roll bir hayat yaşamak hani biraz daha iyi olabilir. Bak ne diyor BBC'nin yaptığı, derlediği bir araştırmada. Zindelik ve yaşama gücü, bu o insanlarda görülen ortak bir özellikmiş uzun yaşayanlarda. Diğer insanlarla etkileşim arzusu. Yani böyle çok uzun süre yalnız başına kalmayı sevmiyorlar. İlla birileriyle zaman geçirmeyi istiyorlar. Özveri ve amaç çok önemli. Bu psikolojik dayanıklılık skorları hep yüksek bu insanların, ilginç. Burası çok mühim. Yaşamın kontrolünü elinde tuttuğunu hissetmek. Kendi işini kendi görmek, başkalarına bağımlı bir yaşam sürmek istememek. Bak bu çok enteresan. Böyle bir ortak özellik var. Entelektüel motivasyon. Kütüphane kurtu değil, bilmek istemek. Bilmeye meraklı olmak. Devamlı keşif ve gelişmeye açık olmak. Olumlu bakmak. Bak olumlu bakmak. Biraz önce bunların hepsi burada geçti. Ve tabii ki bu insanlarda enteresan da bir şey fark edilmiş. Kavrayış ve idrak düzeyleri ortalamadan yüksek. Yani çabuk anlıyorlar. Yani yine aynı yere geldik. Uzun yaşayacaksak, uzun ve sağlıklı yaşayacaksak bu sistemi özellikle zihinsel kısımda biraz zorlayarak kullanacağız. Biraz ona yakışır görevler vereceğiz. Onun içerisinde ilerleyeceğiz. Programdan evvel hazırlık yaparken arkadaşlar bana şeyi sordular. Hocam kısa ama etkili mi yaşamak istersin? Uzun ama mi? Bu soruyu size sorsam mesela. Kısa ama etkili mi? Uzun ama. Niye iki seçeneğimiz olsun ki? Uzun ama rock'n'roll yaşayalım. Değil mi? O zaman şöyle diyorum son olarak. Allah hepinize uzun, verimli, muhteşem ve her anı yaşanmaya değer ömür nasip etsin. Ama biraz da bizim elimizde, onu unutma. Sevgili dostlar. Bak uzun ömür konuşunca milletin yüzü nasıl güldü görüyorsunuz. Böyle bizi ferahlatan bir şey canım. Şu ölümlü dünyada netice itibariyle buradan bir gün illaki gideceğiz ama en azından buradaki zamanımızı güzel geçirelim. Tabii bu zamanını geçirirken, bu ömrü yaşarken en önemli konulardan biri bizim bir sonraki bölümümüzün konu başlığı. Bu ömrü yaşayacağız da biz bu ömürde nasıl mutlu olacağız? Mutluluk ne? Nasıl bulunuyor? Peşinden mi koşuluyor? Bir kutudan mı çıkıyor? Nasıl yapacağız bunu? Bir sonraki bölümde bu konuyu açıklayacağız. Orada görüşene kadar hoşça kalın. Sevgiler, selamlar.